Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Sekiro'ya başlıyoruz. Bayağı bir zaman sonra Sekiro'yu oynuyorum. Sebebi aslında biraz Tunca Bey yüzünden oldu. Multiplayer tarafında, Multiplayer kanalında önümüzdeki hafta yapacağımız bir video için bana oynamam için seçtiği oyunlardan bir tanesiydi Sekiro. Dolayısıyla ben de Sekiro'yu tekrar oynayacağım. Hem bir yandan da Elden Ring'e de hazırlık olur. Ben çok fazla Souls-like oynayan bir insan olmasam da bu gibi sebeplerden ötürü oynamaya başlayacağım. Orhun Kayaalp Let's Play kanalından izleyenlerdenseniz Orhun the Hun Twitch kanalında ya da belki de Orhun Kayaalp YouTube kanalındaki canlı yayınlardan bir kesiti izliyor olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Arada chatle konuşursam hani şaşırmayın kimle konuşuyor bu diye. Ama biliyorsunuz zaten düzenli takipçisiyseniz Orhun Kayaalp Let's Play kanalının canlı yayınlardan kesit attığımızı biliyorsunuz zaten. Bununla beraber şeyini söylemek değer var. Aralık ayı itibariyle bütün canlı yayınları YouTube kanalına da geçireceğim. Ama Kasım ayında Twitch'te hafta sonları, çarşamba günleri de YouTube'da yayındayım. Onu da hani size bahsetmiş olayım. Başka yapacağım bir sellout kalmadığına göre hadi bakalım new game diyeyim, başlayayım ya. Sesimiz falan da gayet iyi diye tahmin ediyorum. Güzel. Hadi bakalım. Ben daha evvel oynadım Sekiro'yu. Gamescom'da oynamıştım daha oyun çıkmadan evvel ama çok ortasında bir yerde bırakmışlardı ve kontrolörle oynamıştım. Dolayısıyla çok kötüydü tecrübem. Tutorial kısmında kısmen şimdi görünce hatırlayacağım muhtemelen ama yani oyunu oynadım diyecek kadar uzun oynadığımı da iddia edemem. Hani dedemi yaptım sadece. Dolayısıyla yeni bir tecrübe olacak benim için. Japonya bayağı bir karışıklık içerisinde. Savaş sonunda bitti mi? Bu savaşın biteceği yok, ben size söyleyeyim. Çok cool kesti be, vallahi. Ya bu Sekiro'da da, şeyde de, Ghost of Tsushima'da da beklediğimiz Japon samuray filmi havası gayet güzel vardı bu arada ya. Onu da yeri gelmişken söylemek lazım. Sekiro'yu zamanında oynayamamış olmamı üzülme sebeplerimden bir tanesi oydu. Mesela Ghost of Tsushima'yı da o yüzden bekliyorum. PC tarafına da gelirse onu da oynayacağım. Ne oldu öksüz? Kaybedecek hiçbir şeyin kalmadı mı? Biziz değil mi bu? Wolf. Aynen. Bana katılacak mısın? Aç kurt. O gün yavru bir kurt savaş alanından alındı ve usta bir shinobi olmak için eğitildi. Shinobi kurallarını asla unutmamalısın. Baban olarak benim sözüm kesindir. Efendinin sözü ise ikinci sırada gelir. Bundan sonra senin efendin o dedi ve kime gösterdi bize? Onu hayatın pahasına koru. Anlıyorsun beni değil mi kurt? Hadi bakalım. İşin 20 yıl sonra, yani işin darbesinden 20 yıl sonra Ashina klanı yıkılmanın eşiğine geldi. Kurt isimli shinobi her şeyi kaybetti. Ama onu niye göstermedin lan? O da ilginç. Hem onu alan hem de korumayı yemin ettiği çocuk. Cümle yarım kalmadı. Bir yanlış çevirirken düzgün çeviremedim. Hem işte bizi yetiştiren kişiyi hem de çocuğu kaybettik. Korumaya yemin ettiğimiz çocuğu kaybettik. Örmeyi yemin ettiğimiz çocuk da bu arada. Neyse birazdan görürsünüz. Shinobi. Nezamete kudasai. Aç gözlerini Shinobi. Anata no aruji no. Efendinin iyiliği için. Yapışkan tuşları reis başına ele alabilir. Onu hiç düşünmedim. Olursa bakarız ya. Hatırı için değil mi? Hatırı için de çevrilebilir ama burada iyiliği için çevirmek daha mantıklı. Çünkü çocuk kayıp ve hani Efendimizin iyiliği için onu kurtarmamız gerekiyor. Hani hatırı için kurtarmazsın ya kimseyi. Efendinin en azından hatırı için kurtarmazsın. Kuro'nun kurdu. Senin kaderin seni bekliyor. At the Moonview Tower. Moonview Tower işte ayı gören kule diye mi çevirmek lazım? Buradan kurtul ve işte ay ışığıyla yıkanmakta olan kuleyi bul. Kılıcın olmadan da ona yetişebilirsin, yani ona ulaşabilirsin. Sessiz ol, dikkatli ol. Okey. Gizlilikle başlıyoruz. Hatırlıyorum buraları kısmen. Ters yolu için, şuradan gideceğiz, çıkacağız. Orası belli. Buradan. Her zaman bir tersten başlamak lazım. Yok, buradan çıkamıyorum şu zaman. Okey. Alışkanlık arkadaşlar. Yani her zaman ilk gösterdikleri yerden diğer tarafa gitmeye bir çalışıyorum yani. Genelde gizli bir şeyler koyuyorlar çünkü. Ha dur, shift'e basınca koşmuyor, yürüyor. Aksine. Okey. Ashina rezervuarı. Güzel. Buraları da kısmen hatırlıyorum. Tutorial'ını bitirip bitirmediğimden bile emin değilim. Buraları kısmen oynadığımı hatırlıyorum işte ilk çıktığı dönemlerde. Ama gizlilik, crouching, tamam, klasik gizlilik sekansları bunlar. Ha. Benimle ilgili konuşuyorlar. Kuyunun dibinde bıraktık ama hiç elini kolunu bağlamadık. Ha, korkan teki o zaten, hiç bizlik bir endişelenmemiz gerektirecek bir şey yok falan gibi bir şey söylüyorlar bir de. Şimdi görürsünüz ama. Eavesdrop. Dinleyebiliyoruz. Dinleyelim. Tamam, şu ay ışığının vurduğu kuleden bahsediyorlar. Ha, aradığımız çocuk, efendimiz olan çocuk orada olabilir. Onu yakalayan kişi de Lord Gençiro'ymuş. Okey. Şuradan minik minik yanaşalım. Eyle, okey. Yandan yandan gidiyoruz. Gamepad varsa şiddetli kullanmıyorum. Yok arkadaşlar, ben Gamescom'da gamepad'le oynamaya çalıştım. Allah! Dur, chat'e bakıyordum. Klavye mouse'la ben daha rahat oynarım bu oyunu. Şuradan bir saniye. Ha. Ekstra bir şey var mıdır diye bakıyorum da. Yok, tamam. Neyse ya. Daha buradan gizli bir şeyler bulmaya çalışmayayım. Zaten muhtemelen gezilecek, şey yapılacak, keşfedilecek yerler illaki olacaktır. Şimdilik. Sola doğru. Okey. Hah. Kız çocuğu gibi maşallah. Buraya gelmekle iyi ettin. Çok zaman oldu kurt. Seni kurtarmaya geldim lordum. Hanedan demeyeyim de işte. Gerçi hanedan denebilir. Bir hanenin varisi kendisi. O yüzden bizim muhtemelen babasına yemin ettik ama çocuğu şu anda. Aa, kılıcımız verdi, güzel. Kusabimaru. Kılıcımızın ismi de Kusabimaru'ymuş. Ne demek acaba? Yuku burada mıdır diyeceğim. Yuku burada değil. Yayınlar YouTube'da olmayacak mıydı? Ünlem abone arkadaşlar. İlk kez mi oynuyorsun? İlk kez sayılır. Yeni başladık arkadaşlar, evet. Katana given by Crow. The Divine here. Ulu varis tarafından verilmiş bir katanaymış Kusabimaru. Hirata ailesinin bir yadigarıymış. Bir zamanlar kaybolduğu düşünülmüş ama nihayetinde yine bizim elimize geri döndü. Shinobi's world is to kill, but even Shinobi was. Kusabimaru ismi işte Shinobi'nin görevi öldürmektir ama merhameti de unutmamalıdır gibi bir şey varmış. Bir mantrası varmış bu kılıcın. Okey. Şöyle bir bakayım burada. Arada ufak tefek FPS düşüşleri oluyor gibi geliyor da. Yani 3070. Ne? Pellet. Medicinal pellet. Slowly restore. Canımızı doldurmak için kullanabildiğimiz şeyler bunlar. Secret treatment. Okey. Nasıl kullanacağımızı öğretir diye tahmin ediyorum. İlerleyen kısımlarda konuşalım. Her konuştuğumuzda eğilecek miyiz ya? Görüyorum ki yaralısın. Tamam, kendimizi iyileştirmek için bir şey verebileceğini söylüyor. Healing Word. Tamam, dinlendiğimiz zaman dolan bir işte su şeyi. Heybe mi deniyordu ona ya? Canımızı doldurmak için kullanabildiğimiz bir şey. Olanlardan sonra çok mu kötü yaralandın? Ne olduktan sonra? O geceyi hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum valla. Tamam, sonra konuşuruz. Peki. Şimdilik Ashina kalesinden kaçmamız gerekiyor. Kaçarız. Tamam, gizli bir geçitten kaçabiliyormuşuz. O gizli geçidi bulmamızı istiyor. Tamam, geçidi bulduğumuz zaman ıslık öttürüp çağıracağız. Benim için bir şeyin var mı? O ne demek? Kuro'nun charm'ını verebilirmişim. Peki vereyim, neymiş o? Bu sizin için. Ne ki bu tam olarak? Kuro'nun bizi koruması için verdiği charm'ı veriyoruz. O da kabul etmiyor galiba. Aynen. Tamam, bizde kalmasını istiyor. Niye vermeye çalıştım onu da bilmiyorum yani de. Peki. Ve inat edip verebilirim. Tutabilirim. Beni koruyan şey aslında onu korusun diye vermek. Verelim bakalım ne olacak. Aldı. Okey. Verirsen oyunun zorluğu mu artıyor? Tamam arkadaşlar. Ekstra verelim, bir şey olmaz. Ne kadar zorlaşıyor olabilir ki? You have chosen the path of further hardship. You can cycle for instance. Tamam, bunu biliyoruz. Ne kadar zorlaşmış olabilir ki? Ha, önce şuradan. Hangi tuşla kullanacağımı görmedim. R'ymiş, okey. Neyse ki sonradan geri alınabiliyor. Ne zaman geri alınabiliyor? Alırız gerekirse. Bir deneyelim bakalım ya. Bu kadar da kırsak oynamaya gerek yok. Hayatımda ilk oynadığım oyun değil sonuçta. Hop. Aa, tek mi attın lan? Ha. Okey. Normal sahip. Bunlar zaten minion ya. Çok da kasmayacaktır. Hop. Gel. Deflection. Tamam, sağ klikle tam şeyle yaparsak okey. Tek. Yalnız hakikaten şey var. Lakon, tamam, onu biliyorum. Canım çok az. Fazla hasar aldım. Ama olur o kadar. Canımızı doldurmamızın başka bir şeyi var mı? Bir de bu arada şu gurdu kullanabilirsem tamam. Aha. Kaptanları. Counter slash. Deflect after. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum orada? Death Blow'la tamam, şeyi de hatırlıyorum. 2 kere öldürmemiz gerekiyor Death Blow'la bunu. Ha, bazı counter'ları perfect yapamadım sanırım. O yüzden canım da gitmiş ekstradan. Pelet aldık, eyvallah. Bu şeyler arasında niye geçiş yapamıyorum ben ya? Bir ve 2 ile değişiyor diyordu. Niyeyse peletle gurd arasında geçiş yapamıyorum. Bir saniye onu... Tamam. Ayrı bir olay o zaten. Kontrollerden... Key config. Evet, 1 diyor işte aynen ama... Numlock herhalde ya bu. Ha, şimdi oldu. Canımızı da biraz dolduralım. Okey. Fistful of Ash. Ash gripped the hardened clump of throbbed an enemy. Ha, düşmanları dikkatini bozmak için kül kullanıyoruz. Çözülür. Bunu yani şunu koyayım şimdilik. Şuraya da bunu koyalım. Tam olarak nasıl işe yarıyor, nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Onu bir denemek lazım da. Benim grafik ayarlarında bir kısık minik bakayım ya. Max 10 vesaire falan filan diyor. Arada gerçekten FPS biraz düşüyor. Yani tam bloklamam gereken yerde düşmesinden çekiniyorum. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi sevgili chat ama yani high'larda her şey. Bunu acaba bir tık aşağı mı yapmak lazım? Niye böyle düşüyor onu anlayabilmiş değilim. Yani düşmesi için hiçbir sebep yok. Herhangi bir yırtılma da yok değil mi sizde? Ya da şuradan bakabiliyor muyum? Evet, altla çok güzel şeyi de kullanmış olduk. Böyle. Karşıya atlayacağım. Tutunamadım. Bastım da halbuki ama. Güzel kardeşim, niye basıyor olmama rağmen? E ile tutunması lazım. Ha tamam, direkt tutunalım istedi. Okey. Normal şartlarda ama zaten şey de yapabiliyor olmam gerekiyor. Aynen bak şunu yap. Aa. Tamam, basılı birazcık tutmam gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Okey, devam edelim. O ne lan? Dinleyelim. You know sacred passage at the bottom of the mount under the bridge. Tamam. We just go and guard it. Zaten aradığımız şeyden bahsediyorlar. Gizli geçitten bahsediyorlar. Bunun olayı ne ya? Ya FPS düşüşleri net oyundan arkadaşlar. Benim donanımımla alakalı bir şey olamaz. Arada bir tane çıkarttı da tipi falan da çok çırpmış. Şuradan ineceğiz aşağıya. Ya klasik From Software port ya. From Software oyunlarında, yani Souls-like oyun, ya Dark Souls oyunlarında falan da olan şeydi herhalde. Benzer bir şey burada da oluyor. Bakarım gerekirse tekrar onu çözmek için ama hop dur. Fena başlamadık. Bir de ama şeyden gerçekten emin değilim ya. Bu hani geri alınabiliyor demiştiniz. Nereden geri alınabildiğini bu arada yani okuyamadım. O derece güveniyorsun NPC'ye. Oğlum 11. nesil yani 11700 işlemci ve 3070 ekran kartı var. Yani bir zahmet Sekiro'yu oynatsın. 2018 oyunu zaten yani. Ve yani öyle İnanılmaz aman ya Rabbi nasıl grafikleri varmış denen bir yanı da yok açıkçası. Okey. Sanırım çağırıp gidebiliyoruz. Belki burada gizli mizli bir şeyler de vardı ama hiç dalmadım o işlere. Okami yo ku mitsukete kureta. Sa, mairo. Joy. Kuron'un çarmını nasıl geri alıyoruz arkadaşlar ya? Dur bir dakika onu kaçırmayayım. Zorluğu ekstra zor yapmak istediğimden çok emin değilim. Ya perfect bloklar haricinde Ashina sınırına Ashina sınırını geçmemiz lazım ilk önce diyor ya da belki de bir yerde saklanmalıyız. Ne düşünüyorsun sence? Ne istersen dedik. Okey, buraya geçtiğimiz zaman canımızı fullemek de lazım da. Vay. Birazdan sana yardımcı olacak abimizle tanışacaksın. O sonra zaten sana. Okey, tamamdır. Aha. En son amcanın cenazesinde bir araya gelmiştik. Ulu... Şey... Ulu... Veliaht dedi. Okey. Lord Gençiro bu arada yakalayan kişiydi. Bununla kapışacağız herhalde. İlk boss fight'ımız mı geliyor? Bunu bana bırak. Tabii ayda, dolunayda kesinlikle çıkmalıydı zaten. Soylu Shinobi önümüzde duruyor demek ki. Yani yolumuza çıkıyor demek ki, daha doğru olur. Ashina Gençiro. Vay. O üstüne çıkan kırmızı şey ne tam olarak? Aa. Ha, doğru lan. Kolumuzu kaybediyorduk zaten bu oyunda. Öyle bir şey vardı. Abarttıkları Shinobi bu muymuş? Diye gibi konuşuyor. Veliaht benimle geliyor. Vallahi aldı götürüyor. Kırmızı şey gelince ha, bloklayamadığımız saldırılar onlar. Okey. Doge'u da öğretmemişti zaten henüz. Gollum'u bulduk. Galiba arkadaşlar Gollum'la karşılaştık. Demek uyandın. Görünene bakılırsa ölüm senin kaderin değil şimdilik. Shinobi prostetik. Protest. Tamam ya, klasik işte upgrade'ini yapacağımız bir şey bu. Touch Remnant. Remnant neymiş ya? Bir Remnant. Yol göstermek için olan bir şey mi? Okey, tamam. Orada save'leyeceğiz. Klasik save noktası. Şunu da bir konuşalım. Kendine ne diyorsun? İsmin ne diyor işte kabaca aslında. Yo, hayır, Gözlerin görevinde başarısız olmuş bir kurdun gözlerini andırıyor falan diyor. Bu abi わしは仏を掘らなきゃなら。お前さんはお前さんで好きにしな。Bu da heykeli Okey, charmımı geri alabiliyorum. Güzel. Güzel. Take cross charm back down. Are you sure you want to take back charm? And tamam, bir daha da geri verme şansımız olmayacakmış, tamam. Ekstra zorlukla oynamak istemiyorum ya. Okay. Talk dediğimizde önemli bir şey söyleyecek mi? Buda ile alakalı konuşuyor ve yani tahtadan yaptığı Buda heykeliyle falan ilgili konuşuyor. Buraya nasıl geldiğimizi soralım. O taşımış doğal olarak. Ölüp ölmediğini bile bilmiyordum diyor. Vahşi köpekler tarafından yenmene göz yumamadım. Ne kadar zaman duyuyorum? Seni bulduğumdan beri biraz zaman geçti. Anlıyorum. Ama hızlı geçtim yanlışlıkla. Ashina kalesinde tutsak olarak tutuluyormuş çocuk. Yani onun soyunu kullanmak için ellerinde tutuyorlar. Yeni kolumuzla alakalı soralım. Bana ne yaptın? Shinobi protezi denen şey o. Tek kollu bir kurda uygun bir diş kendisi. Diş değil ya, şey. Yo, fang diş demek değil mi ya? Fang normalde diş demek ama aslında pençe olarak mı kullanmış orada olabilir. Neyse dur, takılmayayım ona. Ha, upgrade'i de bu abilerle yapıyoruz anladığım kadarıyla. Tamam. Upgrade blueprint'leri getirirsek upgrade edecek bu abla. Tamam. Divine Air Blood. Peki bu veliahtın kanıyla alakalı soru soralım. Heh. Soyunu kullanmaktan kastın neydi? Çok da bilmiyorum onun hakkında bir şey ama Dragon's Heritage. Ejder'in kanından. Ejderhanın kanından geliyor gibi bir durum var. Yürüler onun peşinde, pek çok insan onun peşinde hatta yani. Okey. Buraya gelen başkaları da var. Onlarla iyi anlaşabilirsin gibilerinden de bir şey söyledi. Bu neymiş? Kind face bu da dizinin. İçindeki şeyle karşılaşmak istiyor musun diyor bu şeyin. Öfke, üzüntü ya da çoktan gitmiş olan, kaybolup gitmiş olan anılar. Falan filan. Okey. Şuradan devam edelim. Niye bu tekrar aynı şeyi gösteriyor ya? İlginç. Şurada da remnantlar var. Okey. Tatsızmış ama ya bu şey. Minik FPS düşüşleri. Shinobi can leave behind shadows of remnants. Remnants are left in some pierce. Some monsters are provoked for the purpose. Tamam, diğer oyuncuların bıraktıkları şeylermiş bunlar. Çok da önemli değil ya. Weaved remnants. Kimisi yol gösteriyor, kimisi başka bir şey yapıyor falan filan. Çok önemli değil. Sculptors are communal. Aynen, klasik checkpoint mevzusu ya, yani bonfire mevzusu kabaca. Rest diyelim. Bir dinlenelim, canımız da olsun. Kapatabilir miyiz onları? Kapatalım ya. Evet, benim dikkatimi bozuyordu. Hemen bakayım. Options'ta duruyor. Network settings. Offline mode. Niye hala gözüküyorlar? Pekala. Şu tarafta ne var? Şuna da bakmak istiyorum. İnsan izi var lan. Yukarıya geçiş yok. Okey. Daha sonra geleceğiz herhalde buralara. Menüye dön gel. Öyle mi? Aa! Abla geldi. Dur, ablayla konuşmadan şu menüye bir göre dönüp geleyim ya. Quit game dersen bütün oyundan çıkmasın. Return to title menü. Tamam. Ondan da kurtulalım. Habire bir yanda sağda solda mor şey görmeyelim. Şimdi continue dediğimizde şu ablayla da konuşabileceğiz gibi geliyor. Gerçekten ölümden döndün. Ejderha kanının gücü bu falan. Aynen öyle, Todai senin. Kimsin sen? İsmim Emma. Bir efendiye hizmet eden doktorum. Hangi efendi? Üzgünüm ama onun güvenliği için kim olduğunu söyleyemem. Söyleme. Ama çok net emirler aldım. Sana yardım edebildiğim her şekilde yardım edeceğim. Bana güvenmeni söylemiyorum ama efendimin verdiği emirleri yerine getirmeliyim. Kullandığın o işte gurt, onu ben yapmıştım zamanında diyor. Ha, kendimizi heal'ladığımız şeyi bu yapmış. Lord Kuro için yapmış bu bizim kullandığımız şeyi. Ya bunu da upgrade edebiliyormuşuz. Tohum bulmamız gerekecekmiş ama onun için. Talk dediğimizde başka bir şey çıkıyor mu? Yüzümüzdeki yüzümüzün sağ tarafında bir iz vardı, ona bakıyor. Şu an good seed'imiz yok. Top deyince daha fazla konuşamıyoruz. Okey. Devam edelim. Şurada loot var. Loot'u alalım. Pellet, urt. Pelletle takılacağız. Şimdi iki farklı çıkış var. Şöyle bir şeyimiz falan var mı ya? Haritamız falan. Henüz yok herhalde. Nereden gitsem falan diye şeyi bulamıyorum. Yani karar veremiyorum daha doğrusu. Şuradan bir gidelim bakalım. Grappling Hook. Ha, tamam, kendimiz çektiğimiz mevzu bu. Okey. Şuradan. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ortam güzel ha, şaka maka. Buradan gidelim bakalım. Allah. Ha. Aa, basılı tutunca ne oluyor ya? Bir saniye. Değişik bir şey oldu orada. Allah Allah. O neydi acaba? Şuraya çıkalım bakalım. Onunla loot topluyorsun. Ha, eyvallah. Şuradan galiba buraya tutunabileceğim. Save noktası. Şurada bir save daha atayım ya. Şeyden ötürü hani ölürsek buradan başlayalım en azından. Ha, yeni bulduk bir de bunu. You can now insta... Ha, fast travel'da açıldı. Şahane. Unsignate falan filan. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir bakayım. Şurada bir loot görüyorum. Önce ama şu yukarıdakini halledeceğim ya. Dur. Bizi görebilir bu. Arkadan saldırayım da. Dön güzel kardeşim, arkana git. Bu taraftan falan geçiş var mı bu arada? Yok. Hadi. Okay. Acquiring enemy loot. Enemy loot. Anladım. Burada öğretiyormuş şeyden. Bu tarafa gidiyorum da şurada da bir loot vardı. Şu arkadakini alayım en azından. Tepesine inebiliyor muyuz be? İnebiliyoruz. Bunları denemek lazım. Neler yapamadığımızı bilelim ki. Bu normal bir giriş. Okey. Seramik şart. Epic of Pottery yapıyorum. Travit enemy. Ha, dikkat dağıtmak için kullanırım. Aha. Arkadaki ne yapıyor? Canımız gitmiyor, güzel. Şuradan böyle alalım. Aa, biri görüyor beni. Bir şey olmaz. Şuradaki öldürdüğümüzde bir şey yok muydu? Yok. Şu yukarı çıkabilir miyim? Şurada biri var. Bana dönmezsin değil mi hızlıca? Assassin's Creed gibi oynuyorum şu an. Gerçekten. Ha, lootları almayı unutmamam lazım ya. Burada iki kişi var. Bir tane de aşağıda var. Takılmamaya çalışıyorum şeye ya. FPS düşüşleri gerçekten üzücü. Onu çözmek için ruhu duymadı ha. Fistful of Ash. Tamam. Onların nasıl kullanılacağını da öğrenmem lazım da. Şurada. Grappling hook'la kontrolcüyle oynayamıyorum arkadaşlar bu oyunu. Zaten ben bu oyunu ilk oynadığımda kontrolcüyle oynadım Gamescom'da. Yani herkesin 20 dakikada bitirdiği demoyu ben bitiremedim, öyle söyleyeyim. Sizle de mi kapışmamız lazım ya? Ulan kurt, ben de kurtum, sen de kurtsun. Başka var mı? Var. Sizden bir loot gelmiyor mu? Gelmiyor. Durduk yere kurt öldürdük ya. Suç bende değil ama. Şuradan birazcık şey kullanayım. Evet kullanayım. Canımız ne kadar gerçi can veriyor onu çok da bilemediğim için gereksiz kullanmasaydım ama neyse. Burada ne var? Loot yok mu burada? Vardır tabii ki. Shuriken Wheel. A mechanical device made by a mechanical genius. Dogen can be... Ha, bunu da işte kolumuza upgrade edip takabiliyoruz. Bu da şahane. Oyunun hakkını vermek istiyorsan kontrolcü. Arkadaşlar bu oyunu ben klavye mouse oynarım. Başka da bir şeyle oynamam. Bir oyunu kontrolcüyle oynayınca daha hakkını verdiğini düşünüyorsanız o oyunda problem vardır. Daha kolay olabilir sizin için ama benim için değil. Gamepad ile yapabilip klavyeyle mouse'la yapamadığım bir şey var mı? Esas önemli soru o. Gamepad ile şöyle bir özellik var mı, klavyede yok dediğiniz bir şey varsa onu söyleyin bana. Biri daha var bence burada ama. Aa şeymiş bu. Okey tamam. 2 öldürmemiz gerekecek. Bunu o zaman... Allah be. Aşağı yanlışlıkla düştüm. Buraya bir çıkayım. Ha şurada loot varmış. Onu da alalım. Yukarıda olmamız şeyi çok değiştirmiyor. Görebiliyor yine. Sanki. Şöyle geçelim. Perilous attack. Some enemies use ungradable falan filan. When these occurs, watch carefully. Look down. For grabs, jump or sprint out their range. Or step dodge. Ha, Q ile dodge atabiliyormuşum. Dur bir dakika. Okey. Okey. Aa. Hatanı bilmediğim için içimden geçti. Arka arkaya vuruyormuş. İlk deflekten sonra geri saldırmaya çalıştım. Olmadı. Okey, sıkıntı yok. Aa, biz nereye atacak acaba tabii? Aa, böyle şeylerimiz var. Doğru. Safe roll. Okey. Divine Hair Plus Grant Resurrected Power. Bir sefer falan tekrar deneyebiliyordum. Dur. Tamam. Tamam. Hop hop hop. Q'ya bastım ama yemedi. Peki. Aa, grab için başka bir şey yapmadım. Okey. Bu sefer gittik ama herhalde. Tamam. Q'yu tam olarak Q'yu ne zaman kullanmak lazım? Şeyi ne zaman nasıl kullanmak lazım? Onları nasıl yapandı? Experience falan. Everything lost when was good. Okey. Tekrardan loot da tekrar çıkıyor mu ya? Bakayım. Okay. Ya da şimdilik burada Orhun Kayaalp Let's Play kanalından izleyenlere veda edelim. Bir sonraki bölümde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Eğer videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Biz canlı yayına devam ediyoruz. Uzun olmuş video. Burada keselim. Birazdan az evvel bizi kesen abiyi de ortadan kaldırırız. Sıkıntı olmaz. Görüşmek üzere.